Merhaba ben Anıl Bertan Hakan. Yaklaşık 5 yıldır Balyem'de Aydın Muğla bölgesinde bölge müdürü olarak çalışmaktayım. Şu anda Aydın'ın Bozdağ'ın ilçesi Ziyaretli Köyü'ndeyiz. Bölgenin en büyük aile işletmelerinden biri olan Birol Çırağan işletmesindeyiz. Bu bölgedeki yetiştiricilerin en büyük sıkıntısı yazın çok sıcak ve nemli geçmesi ve dolayısıyla ineklerde sıcaklık sitesinin yoğun olarak hissedilmesiydi. Birol Bey'in işletmesinde de diğer piramik firmalarının top tamponlayıcı ürünlerini kullanmasına rağmen sıcaklık stresi yoğun olarak hissediliyordu. Bu da ineklerin kuru madde tüketimlerinin düşmesine sebep oluyordu. Ağırlıklı olarak kaba yem kısmı tüketilmiyordu ve bunun sonucunda asidoz tablosu şekilleniyordu. Ve buna bağlı olarak süt verimi ve özellikle süt yağında ciddi düşüşler yaşanıyordu. Bu da ciddi bir ekonomik kayba yol açıyordu. Biz de bunu engellemek için Birol Bey'in işletmesinde nötron ile bir çalışma gerçekleştirmeye karar verdik. Kullanmış olduğu diğer tamponlayıcı maddeleri çıkarıp yerine 500 gram nötron ile giriş yaptık. Kısa sürede kuru madde tüketiminde artış yakaladık. Süt verimi ve özellikle süt yağında iyi bir artış gö gözlemledik. Diğer firmaların tamponlayıcılarını kullanırken 3.48 olan süt yağı nötronla birlikte 3.74'lere kadar yükseldi. Bunun sonucunda süt yağının düşüklüğünden dolayı kaybedilen primin geri kazanılmasını sağlamış olduk. Şimdi yaptığımız çalışma ile ilgili görüşlerini almak üzere Birol Bey'in yanına geçiyoruz. Birol Bey bölge ve hava şartları hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Senin de bildiğin gibi bizim bölgemiz sıcak bir bölge, bayağı sıcak. Belki de Türkiye'nin en sıcak bölgelerinin illerinden birisi Aydın ili. Bundan dolayı biz yazları özellikle Temmuz Ağustos ve Eylül'ün İlk 15'ine kadar bayağı bir sorunları yaşıyorduk. Peki bu hava şartlarındaki sıcaklıklardan kaynaklanan sıkıntılar hayvanlarda ne gibi sıkıntılara yol açıyor? İşte hayvanlarımızda en çok yaşadığımız kuru madde tüketimi azalıyor. Bundan dolayı süt verimi düşüyor. Süt verimi düşüşle beraber de sütteki yağ oranımız müthiş bir şekilde düşüyor. Peki, ee, daha önce süt yağı düşüşlerini engellemek için ön daha önceki yazlarda ne gibi ürünler kullanıyordunuz? Ürünler kullanmaktan önce biz ilk önce ahırımızı ee, fanla sistemeyle biraz serinletmeye çalıştık ama buna rağmen gene yazlık bir diyet hazırlıyor hayvanlarımıza rasyonda. E, diğer firmaların tamponlayıcı e, yazlık her firmanın yazın kullanılması gereken tamponlayıcı maddeleri var. 3-4 senedir onları kullanıyordum. Peki o şartlarda durum nasıl, neler veriyordu? Şimdi onları kullanırken en büyük dezavantajı onların işte hayvan başına 50 gram, 30 gram gibi verilmesi. E bu da 2 ton bir 2 tonluk hazırladığımız bir toplam mikserde o 50 gram hazırladık mesela 60 hayvanda 3 kilogram, 3 kilogramın Koskoca bir 8 metreküp mikserin içerisinde homojen bir şekilde karışmasını sağlayamıyorduk diye düşünüyorum ben. Bundan dolayı da yağ oranımız düşüyordu. Yani diğer firmaların ürünleri kötü değil. Fakat e, miktar az kullandığından dolayı hayvanda tam anlamıyla işe yaramıyordu diye düşünüyorum. Çünkü bunun böyle olduğunu geçen yıl yağ oranımız 3.3-3.36'lara kadar düşmüştü. Yani kıştan gelen yağ oranı... Tabii. Yazın, yazın 3 ayda bayağı bir düşmüştü. Diyelim Mayıs ayında 354 360 olan yağ, e, Haziran'la beraber Temmuz'da 336 34 o civarları düştü. Peki onu engellemek için bir çalışma yaptık birlikte. Nötron ürünümüzle ilgili size bahsettik. Yaptığımız çalışma ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Eee senin de dediğin gibi işte biz sen dedin ki bize Birol abi bu sene biz Nötron isminde bir tamponlayıcı bir ürün çıkarıyoruz. İşte vermez kolay palet formunda yem gibi. Bir onu deneyelim bu sene dedin. Ben her sene yaz gelmeden önce diğer ürünleri temin ediyordum. Bu sefer sen o sözün sayesinde temin etmedim. Bir deneyelim Anıl dedim. Denedik İşte sonuçları beraber gördük yani. Temmuz ayındaki verilerimizde yağ oranının hazirandan daha yükseldiğini gördük. 3.70'ti. Hayvanların sağlığı toplam kurumette tüketimi, sütümüz düşmedi, aynı yerinde kaldı. Ama buna rağmen yağımız yükselmiş oldu. Peki ürünün hakkında tavsiyede bulunabilir misiniz? Yani faydalandığınızı düşünüyor musunuz? Ee, en büyük özelliği işte homojen karışma oranının iyi olması. Yarım kilogram verip de mikserde iyi karışması. Her hayvanın işte yarım kilo değilse bile en az tüketen 400 gram tüketebiliyor ki sonuçta bir sonucu aldık. Tüm arkadaşlara tavsiye ederim. İnşallah emeklerinin karşılığını bulurlar. Teşekkürler Birol Bey. Ben teşekkür ederim.